İsmim Gamze Tembel Eser. 82 Manisa doğumluyum. 2003 yılında Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 7 yıldır özel sektörde çalışıyordum. KPSS 4. girişim. Evet. Bu sene nasıl hazırlandınız? 2010 yılı KPSS birincisi sınava nasıl hazırlandığını anlatıyor. Ama tuhaflıklar var. 7 yıl önce mezun olmuş, 4 kez girdiği bir sınavda 5. hakkında nasıl birinci olmayı başarmıştı? Şüpheler artarken bütün sorulara cevap vermeyi başaran karı koca çiftler ortaya çıktı. Bugün 10 Temmuz 2010 protestolar başladı. İddialar için ÖSYM Başkanı, mutsuz insanların feryadı dedi. Ve Türk Eğitim Sen Başkanı İsmail Koncuk, bir basın toplantısı düzenleyerek kopyayı ispatlayan bir maili açıkladı. Sınavdan 5 gün önce oluşturulmuş bir dosya. Bu dosya bizim tespit ettiğimiz bir e-mail adresine gönderiliyor. Bir e-mail dosyası. Dosyanın tarihi sınavdan tam 5 gün önce olduğunu hatırlıyorum. Yani sınav 10 Temmuz'da ise diyorum, rakamları tam şu anda hatırlamıyorum. 10 Temmuz'da ise bu dosya 5 Temmuz'da oluşturulmuş. Yani sınavdan 5 gün önce, tam 5 gün önce oluşturulmuş bir e-mail dosyası. Dedim ki bu tarih değiştirilebilir mi? Bilgisayar uzmanlarını falan çağırdım ben. Dedi ki bu tarih değişmez. Bu 5 Temmuz yazıyorsa bu dosya mutlaka 5 Temmuz'da oluşturulmuştur diye teknik bilgiler de aldım. Yani bana gelen bilginin de doğru olduğunu sağlam aldıktan sonra soruları tek tek inceledim. Sınavda çıkan sorularla elimdeki soruları inceledim. 116 soru. Esasında 120 soru yok. Bu kişilerin ellerinde de 120 soru yok. O tam yapanlar o 4'ü bilerek yapmış. En azından 4 tanesini alın teriyle yapmışlar. Böyle bir durum da var. 116 soru olduğunu tespit ettik biz. Tabii bu 116 soru biliyorsunuz matbaa aşamasına geldikten sonra sorular yeniden yazılıyor. Bazı kelimeler, imla hataları falan değiştirilebiliyor. Cümleler değiştirilebiliyor. Benim elime gelen soru yani 5 Temmuz'da oluşturulmuş bu dosyadaki sorular 116 soru ham haliydi sorular. Yani matbaaya girmeden önceki hali olduğunu biz tespit ettik. Tabii bazen acaba matbaa aşamasından böyle bir şey oldu iddialar da vardı. Bu tespiti yaptıktan sonra matbaa aşamasında bir suistimal olmadığı, bunun ÖSYM kaynaklı olarak sızdırıldığı netleşiyor. Yani o dosyanın kimin bilgisayarından çıktığı belli. O isim de belli. O zaman Yalvaç'ta Isparta Yalvaç'ta Yalvaç doğumlu daha doğrusu Bursa'da sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan BS adlı kişinin bilgisayarından çıkmış bir dosya bu. Yani öyle bir iddia ediyorlar ki sanki... Basın toplantısı üzerine jandarma ve savcılık harekete geçti. Yalvaç'taki o öğretmen gözaltına alındı. Ama kısa bir süre sonra serbest kaldı. Saman yığınlarının önünde TRT'ye röportaj verdi. Örtbas çabaları başlamıştı. Ben köy çocuğum yani ben Anadolu çocuğum. Babam, annem bana helal sütünü vermişler. Ya, hak nedir, hukuk nedir bunu bilen bir kişiyiz biz. Ya, böyle yapmakla hem ben mağdur oluyorum hem ailem mağdur oluyorum. Ya şu an ben dışarıya çıkacak halim kalmadı. Gelen giden hep bana bunu soruyor. Tabii o tarihlerde bunların üzerine gidilmedi. Yani bu kişiler üzerine maalesef gidilmedi. Suçunu itiraf ettiği halde yani benim verdiğim isim dosya çok net. Eğer bilgisayar izinden hareketle yani elektronik bir dosya var ortada. Bir e-mail adresi var. Bu e-mail adresindeki dosya uzantısı belli. Her kime gittiyse bunları elektronik olarak takip etmek mümkün iken ben o tarihte bunların üzerine gidilmediğini maalesef görüyorum. Yani siyasi iktidar da o tarihte bu olayın üzerine gitmedi. İşte savcılar da gitmedi. Emniyet teşkilatı da gitmedi. Ancak benim verdiğim belge sebebiyle verdiğim kişi de, isim de suçunu itiraf ettiği için iptal etmek zorunda kaldı aslında. Ondan sonra beni bir kere daha çağırmadılar. Yani bu olay nedir?
Siz bir dilekçe vermişsiniz, belgeler vermişsiniz. Bir daha çağırıp da kimse benim kanaatlerimi, düşüncelerimi sorma gene duymadı. Yaklaşık 2-3 ay önceydi. Mali şubeden beni davet ettiler. Orada tekrar ifademe başvurdular. 2-3 ay önce. Yani olaydan 2014 yılı, demek ki 2-3 ay önceyse tahmin ediyorum, tam gittiğim tarihi hatırlamıyorum. 2015 yılının sonunda filan beni mali şube çağırdı. Yani olaydan 5 yıl sonra neredeyse beni çağırdılar. Mali şube. Tabii o zaman ben mali şubeye de şunu söyledim. Bu bilgi ve belgeler benim tarafından verildi ilgili makamlara. Dediler ki kaybettik, bulamıyoruz. Yani verdiğimiz bilgi ve belgelerin de olmadığını bana mali polis ifade etti. Enteresandır yani, devletin kayıtlarına girmiş olan verdiğimiz delillerin nasıl kaybolduğunda doğrusu ben anlamakta zorlanıyorum. Ve soruşturma 5 yıl sonra yeniden açıldı. Merkezinde Gülen cemaatine ait Turgut Özal Düşünce ve Hamle Derneği'nin olduğu bir kopya ağı ortaya çıkarıldı.